Bir bisikletçi pedal çevirmeye başlıyor ve 12 saniye boyunca iğmeleniyor. Bisikletçinin 2 saniye aralıklarla metre bölü saniye türünden hızı aşağıdaki tabloda verilmiştir demişler. Evet bize farklı anlardaki hızı vermişler. Örneğin 4 saniye sonraki hız 7,5 metre bölü saniyeymiş. 8 saniye sonra da 9 metre bölü saniye olmuş. Hız zaman grafiğinde R6'nın eşit alt bölümlere ayrılmış 6 sağa dayalı dikdörtgenin alanları toplamına eşit olduğunu varsayın demişler. Buna göre R6'nın ilk 12 saniyede kat edilen mesafeyi metre türünden verdiğini söyleyebiliriz. R6'nın neye eşit olduğunu hesaplayın diye de bağlamışlar. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve R6'nın neye eşit olduğunu kendi kendinize hesaplamaya çalışın. İsterseniz videoyu ben çözüme geçtik sonra da durdurup soruyu o zaman da çözebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hadi gelin düşünelim. Bize hız-zaman grafiğinden bahsediyorlar. O halde gelin bunu çizelim ilk önce. Şu şekli kullanalım. Tüm zaman ve hız değerleri pozitif olduğu için de birinci çeyrekte çalışacağız. Burası zaman ve burası da zaman türünden hız ekseni olacak. Zaman 0 ile 12 saniye arasında değişiyor ve hızın her 2 saniyede bir değerini vermişler. O halde 0, 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Hız ise 0 ile 10 metre bölü saniye arasında değişiyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sadece 5'i yazıyorum. Ardından 6, 7, 8, 9 ve 10. Burası metre bölü saniye ve burası da saniye türünden. T0 iken hız da 0 değil mi? T2 iken hız 6, 4 iken 7,5, 6 iken 8,5, 8 iken 9, 10 iken 9,5 ve 12 iken de 10. İşte burası. Böylelikle hız zaman grafiğini de çizmiş olduk. Bu noktaları da birleştirecek olursak karşımıza bu şekilde bir eğri çıkar. Evet buna benzeyen bir şey. Hız zaman grafiği. Şimdi de eşit alt bölümlere ayrılmış 6 sağa dayalı dikdörtgenin alanları toplamıyla ne demek istediklerini anlamaya çalışalım eşit alt bölümler derken zaman eksenindeki eşit bölümlerden bahsediyorlar ve söz konusu olan ilk 12 saniye olduğu için de bu 12 saniyeyi eşit altı bölüme ayırırsak hepsinin genişliği 2 saniyeye denk gelir öyle değil mi? Mesela bahsi geçen dikdörtgenlerden biri budur. Farklı bir renkle göstereyim. Hepsi 2 saniye genişliğinde olacak demiştik. Şu rengi kullanayım. Evet hepsinin genişliği 2 saniye olacak. Çizmeye alttan başladım çünkü yükseklikleri hakkında biraz düşünmemiz gerekecek. Bir de sağa dayalı demişler öyle değil mi? Sağa dayalı bir dikdörtgen neye benzer dersiniz? Bu dikdörtgenin yüksekliğinin sağ taraftaki değer ile belirleneceği anlamına gelecek. Örnek vermek gerekirse ilk dikdörtgenin yüksekliği ikinci saniyedeki hızla belirleneceği için dikdörtgeni bu şekilde çizmem gerekiyor. İşte böyle aynı mantıkla sıradaki dikdörtgeni de bu şekilde çizebiliriz. Peki buna göre bana sola dayalı dikdörtgenin neye benzeyeceğini söyleyebilir misiniz? Sola dayalı dikdörtgenlerin ilki için fonksiyon soldaki değeri alır. Peki bu nedir? Evet, sıfır. Devam etmek gerekirse, ikinci dikdörtgende fonksiyonun t2 değeri 6. Yani dikdörtgeni bu şekilde çizmemiz lazım. Anladınız değil mi? Sola dayalı dikdörtgenler de bu şekilde çizilir. Bizden sağa dayalı dikdörtgenleri istediklerine göre bunları silelim ve sağa dayalı dikdörtgenleri çizmeye devam edelim. Evet, bu birincisi. Bu ikincisi, tepelerini çiziyorum. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Şimdi bunları tamamlayalım. Evet, bunlara benzeyen dikdörtgenlerden bahsediyorlar. Bu üçüncü, bu dördüncü, beşinci ve bu da sonuncusu bize bu dikdörtgenlerin alanlarının toplamının r6 ile temsil edildiğini ve r6'nın ilk 12 saniyede kat edilen toplam mesafeyi verdiğini söylemişlerdi bunun nedeni ne olabilir yani bu dikdörtgenlerin alanlarının toplamı neden ilk 12 saniye boyunca kat edilen toplam mesafeyi veriyor olabilir Kalkülüsten önce sabit hızlı hareketlerde mesafenin hız çarpı zamana eşit olduğunu öğrendiğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Bunun hızın sabit olduğu hareketler için geçerli olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum ama bu sorudaki hız değişiyor öyle değil mi? Soruda bisikletçinin iğmelendiğini söylüyorlardı ama eğer hızın belirli bir aralıkta mesela 2 saniyelik aralıklarda sabit kaldığını varsayarsak kat edilen mesafeyi belki de tahmin edebiliriz. Bu aralıklardaki hızı bir şekilde bulmamız lazım. Sağa dayalı dikdörtgenler çizmiştik. Birincisini biraz daha yakından inceleyelim şimdi. Ee, bu dikdörtgenin alanını bulmak için ne yapmamız lazım? Kısa kenarla uzun kenarı çarpacağız, öyle değil mi? Ve uzun kenar hız, yani 2 saniye sonundaki hız, kısa kenarı ise zamana, yani 2 saniyeye eşit olacak. Böylece 6 metre bölü saniyeyi 2 saniye ile çarpıyoruz ve... 12 metre elde ediyoruz. Biraz daha açık olmam gerekirse, birinci dikdörtgenin alanı hız 6 metre bölü saniyeye eşit. Aslına bakarsanız bu sürat yani bize yönü vermedikleri için hız demek doğru değil ama bundan hız olarak bahsetmek bu soru için bir sıkıntı yaratmayacak. 6 metre bölü saniye çarpı 2 saniye, evet 12 metre eder. Şimdi bu sonuç aslında bir tahmindir. Yani ikinci saniyenin sonunda belirli bir hıza ulaşıldı ama bu 6 metre bölü saniye acaba yüksek bir tahmin mi yoksa düşük bir tahmin mi? Tabii ki de yüksek bir tahmin çünkü hesabı bu aralıktaki en yüksek hızı kullanarak yaptık. Aralık bisikletçinin saniyede 0 metrelik hızıyla başladığı için az önce de söylediğim gibi bu yüksek bir tahmin. İsterseniz videoyu durdurup biraz düşünün. Dikdörtgenler eğer sola dayalı olsalardı tahminimiz düşük bir tahmin olurdu çünkü o zaman da hesabı en düşük hıza göre yapmış olurduk. Dediğimiz gibi bu bir tahmin. Anlaştık mı? Şimdi de R6'nın neye eşit olduğunu hesaplayalım. R6 bu dikdörtgenin alanı yani 6 metre bölü saniye çarpı 2 saniye yani 12 metre. Artı bu dikdörtgenin alanı burası da 7,5 metre bölü saniye çarpı 2 saniye yani 15 metreye eşit. Aslında kareleri sayarsanız da hesaplayabilirsiniz. Bundan 3 metre fazla olacak. Neyse devam ediyorum. Bunun alanı da aralığın sonundaki hız yani 8,5 metre bölü saniye çarpı 2'den 17 metre olacak. Bununki aralığın sonundaki hız yani 9 metre bölü saniye çarpı 2'den 18 metre buradaki aralığın sonundaki hız bir bakalım 9,5 metre bölü saniye ve çarpı 2'den bu da 19 metre ve son olarak bunun alanı da aralığın sonundaki hız yani 10 metre bölü saniye çarpı 2'den 20 metreye eşit. Hata yapmamam gerekiyor. 12 artı 15, 27 eder. 27 artı 17, evet 44 ve 44 artı 18, 62. 62 artı 19, 81 ve buna bir de 20 eklediğimizde 101 metre elde ederiz. R6, ilk saniye boyunca kat edilen mesafe için tahmini bir değer verir. Ancak her bir aralıktaki en yüksek hızı aldığımız için bunun bir tahmin olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. En düşük hızı alsaydık düşük bir tahmin elde ederdik. Evet, eğer sola dayalı dikdörtgenleri ya da ikisinin ortasında bir şey, mesela bu iki hızın ortalamasını almış olsak o zaman bu dikdörtgenin uzun kenarı 3 metre bölü saniye olurdu. Buna benzeyen soruları da önümüzdeki videolarda yapacağız.